Weekside'ın 24. bölümüne hoş geldiniz. Ben Uğur Yılmaz. Jobs Türkiye'ye gelen yeni yönetmeni Semih Tuna ile birlikte Basketbol Süper Liginde Çeyrek Final serileri bitti. Çeyrek Final serilerine ön izlemesini, ön bakışını yapmıştık. E şimdi de, de bittikten sonra hepsini teker teker değerlendireceğiz. Ee, ön izlemede yaptığımız gibi e, 1-8 eşleşmesinden 4-5'e doğru gideceğiz. Ee, o yüzden An Anadolu Efes Türk Telekom ile başlayacağız. Anadolu Efes Türk Telekom'u 2-0 geçti. Ee, Ankara'daki maç biraz daha rekabetçi oldu. ve ee, bu serinin ardından Efes Telekom ve genel çıkarımların neler olur? Ya ilk maçın aslında bence 25 dakikasında da bunu söyleyebiliriz. Yani dönem dönem kopmalar yaşanmış olsa da aa, nerede zaten e, koptuğuna da bir değiniriz belki. Ya favorinin 2-0 ile bitirdiği bir seri ama bu seri e, 2-7 serisine göre biraz daha rekabetçiydi diyebiliriz. Ee, yani sene sonunda Telekom'un üst üste haftalarda Anadolu Efesi ve Fenerbahçe'yi e, yenmişti ama yani seri özelinde böylesine e, kuvvetli bir ekibi geçmek için zaten 7-8 kişilik rotasyonla oynuyorken burada olabildiğince fazla adamdan daha fazla katkı almanız gerekiyordu. Telekom bu, ka bu katkıyı aslında farklı maçlarda aldı ama bu yeterli olmadı. İlk maçta Steven Enoch e, yani aslında kağıt üzerinde Telekom'a ilk imza attığında e, hayal ettirdiklerini yaptı. Ve sezonun en iyi maçını çıkardı belki de. E, ama ikinci maçta pek ortalıkta yoktu. Yiğitcan ikinci maçı muhteşem oynadı ama ilk maçta sıfır sayı ile çıkmıştı. E, tüm bunlara bir de e, ya ilk maçta 25 dakika demiştim ya hani biraz daha rekabetçi ee, o dakikalarda İsmail Cem'in sakatlanması ve seri kapatmasıyla birlikte yapabilecekleri ve rotasyon kısıtlandı. Ya, buna rağmen ikinci maçı kazanmak için aslında büyük de bir fırsat yakaladılar. Eee Efes'e karşı maç içinde 3 e, üç farklı zaman diliminde eee çift tane farklı geriye düşseler bile e, o son çeyrek James Paul Palmer ve Tyron Wallace'tan gelebilecek kaç şut isabet sadece. Çok değil yani. Belki seriyi 3. maça taşıyacaktı. Ee, o bölümde Efes'i çok iyi durdurmayı başardılar ama maçı tek top civarına da getirdiler ama ya orada o kadar şut kaçır, kaçarsa haliyle sonunda böyle oluyor. Yani Efes seri 2-0 geçse de e, bence maç gelenini iyi oynamaktan çok e, anları iyi oynadılar. İlk maçta Shane Larkin, ikinci maçta Will Clyburn'un sırtında maçları bir yere getirdiler. Tabii bu şu anki aşamada pek bir alarm vermeyebilir. Çünkü geçen seneki Darüşşafaka serisini hatırlıyorsun Duru. Uh, ikinci maçı son saniye basketiyle bitirmişlerdi. Ve yine iyi bir oyunları yoktu. Ama yarı finalde Fenerbahçe'yle yiyip uh, şampiyon olmuşlardı finalde de karşı yakayla. Efes uh, cephesinde yani şu anda yarı final serisini %100 hazırlar. Uh, oyun anlamında hazırlar diyemeyiz. Uh, Doğuş Özdemiroğlu büyük bir sakatlık yaşadı ve uh, şu son serideki durumu da e, pek iyi gözükmedi form olarak, fiziksel olarak. E, yani şafakadaki doğuşla şu anda pek bir alakası yok gibi gözüküyor. Yerlerden kağıt üzerinde güvenebilecekleri diğer isim Erkan Yılmaz e, o da iyi bir form durumunda değil. Yani e, seri üzerinde öne çıkan notlardan birisi bence e, her iki takımın da bilhassa Telekom'un e, boyalı bölgeyi savunamaması. Diyebiliriz ve Telekom'un koşmayı bu kadar seven bir Anadolu Efes takımına karşı geçiş hücumlarından böylesine sayı izni çok rahat sayı izni verdiler. Bunu da ekleyebiliriz. Çünkü Efes gibi bir takıma karşı bu şekilde rahat sayı izni imkanı veriyorsanız zaten az olan şansınız daha da azalıyor. Yine de. Yani iki maç genelinde bence fena olmayan bir seri e, izledik. E, i̇lk maçın son 15 dakikasını ayırabiliriz. İkinci maçın genelini koyabiliriz belki. Yani böylesine dar bir rotasyonla Efes'e karşı ne olursa olsun kafa tutabiliyor olmak. E, benim her, telekom konuştuğumuz her programda değindiğim gibi Selçuk Ernağ yazar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse gelecek yaz yani bu yaz... E, transfer dönemin dar şofakaya nazaran elinde daha iyi bir bütçeyle geçirecek diye bekliyordum. Ancak böyle bir şey olmayacak. Selçuk Arnak görevine devam etmeyecek. Onu bu yaz görmek isterdim. Yerine de. Bu vette muhtemel Erdemcan'ın geçmesi bekleniyor ama bu bambaşka bir konu başlığı. buna girecek olursak çok daha uzun <laughs> bir bölüm ayırmamız gerekir. Resmi eşitken sonra belki onu da ayrı bir yer ayırıp konuşabiliriz. Evet bombayı kucağıma bıraktın. Şimdi <laughs> ne desem? <laughs> başka... aslında şey haber ben konfirme ettim ama haber ilk olarak Çağlar Torun'un haberiydi. Ee, sabah saatlerinde çıkmıştı. Ee, peki. Selçuk Ernak'tan şöyle devam edebilirim yalnız. İkinci maçın ardından maç sonu röportajında şu demeci vardı. İstediğimiz mücadele ya da fiziksel oyun aslında bizim takımımızın ve oyuncularımızın genlerinde yok. Ama zorlamalarla bir yere kadar gelebildik. Evet. Ne kadar güzel söyledin. Harika özetlemiş. Ben bunu kaçırmışım ya. <laughs> şey ben de özellikle not aldım Çünkü <laughs> özellikle de ilk maçta ya Telekom'un savunmada özellikle ama maç genelindeki tutum açısından da mesela 4. periyotta maçı çok erken bıraktılar e, bu, bu da var ama e, genel olarak savunma performansı e, vesaire pek çok açıdan çok yumuşak kaldığını e, düşünüyordum e, mesela Larkin çok coştu e, bunda e, yani yumuşak ve etkisiz Telekom savunmasını da Payı vardı mutlaka. Larkin o, o alanı biraz tanıdığınızda zaten sahanın her yerinden istediği yere gidip ritim buldukça kaçırmadan o basketleri arda arda atabiliyor. Hmm. Biraz evet. Ya bana... ilk maçın çok affedersin girdim araya da. Ya ilk maçın ilk bölümlerinde işte 5'te 5'te başladı falan 19 sayılamı ne bitirmişti ilk yarıyı. Hmm. Abi o 5'te 5'lik üçlük sürecinde o seriye bağladığım bölümde evet belki bir iki adım geride kalmış olabilir ama yani o kadar da rezil bir savunma yoktu bence. Lakin hakikaten alev almış şekilde başladı. Ya bu biraz bireyselden kaynaklı ben geliyor bana. Hani öyle oyuncu o şekilde sıcak başlayınca siz de bir yerde kala kalıyorsunuz. Hani müdahale edemiyorsunuz gibi geliyor. Du, en azından izlediğim o, o kısımda hani bir takım içinde bir ahenkten ziyade oyuncunun tamamen bireysel, yeteneğiyle bağdaştırmıştım ben bu durumu ama. Ama tam olarak öyle zaten yani e, bir iki pozisyonda e, alanı verdikten sonra Larkin ritmi öyle bir buluyor ki yani ondan sonra e, potayı görüş şekli daha farklı. Yani okay, ondan sonra getirdiğin e, savunmadaki önlemlerin bir faydası olmuyor ama eşleşemediklerini düşünüyorum. Yani fiziksel savunacak bir savunmacıları yok bence ama e, olsa bile o da başka problemler getiriyor. Tabii çok yakın fiziksel savunduğunda başka kontraları var Larkin ama iş o aşamaya gelmedi bile. Hı hı. E, ya bilmiyorum. Bence ben de gerçekten onunla açtım. Yani Selçuk Arnan demecinin e, ben de çok özetler nitelikte olduğunu düşünüyorum. Takım personeliyle e, Selçuk er, ya da ya da bu artık playoff'ta gereken e, basketbol doğruları o kadar belki uyuşmuyor. Potansiyel bir takım olmasına rağmen e, yani Efes'te formda ve kazandığı favori olarak beklenildiği şekilde çok da söyleyecek bir şey yok. Hı hı. E, bu arada Larkin de evet bireysel olarak e, çıktı ama şunu da söyleyeyim. ya Tomisa Miotovic bazı açılardan Larkin'i e topsuz skoro, skorer olarak Efes'te en fazla kullanıldığı kadar kullanıyor. Yani şöyle Ergin Abi, evet, yönelim. Doğuş'un doğuşun olduğu, sahada olduğu bölümlerde hiçbir zaman birincil top yönlendirici değildi Shane Larkin. Ve e, yani Efes'in hücum anlamında bence... E... Dedim ya anları iyi oynadı ve bireysel oyuncuların sırtında bir süre geçildi diye. Burada maalesef Doğuş Özdemiroğlu'nun da bence bir payı var. Yani fiziksel olarak hazır olmaması. Çünkü benim Doğuş ligde en beğendiğim oyunculardan birisidir. Yerli-yabancı ayrı ayrım yapmadan ama hazır olmadığını net bir şekilde gösterdi gibi. Buna rağmen sen de dediğin gibi aslında Doğuş Özdemiroğlu daha bir iki numara. Yani Larkin'i oyun kurucu olarak oynatabiliyorsunuz. Olmasına rağmen aynı şey Rıdvan Öncel'le partnerliği içinde geçerli. Normal sezondaki bazı maçlarda Rıdvan önceli topu getirip aslında Larkin'i topsuz Hı. şekilde kullanan e, düzenler izledik Mijatovic'den. Evet. O playoff da devam ediyor ve Larkin bu şekilde gayet efektif oluyor. Zaten Ergin Ataman döneminden farkı bence şu. Ergin Ataman döneminde Larkin'i e, topsuz kullanılıyordu ama topsuz kullanılışı onu artık topa getirip top üzerinden yaratmasına yönelikti. Burada direkt perde çıkışı şutör olarak bile kullanılıyor. Hı hı. Biraz daha sertler, daha farklı. E, o yüzden biraz belki daha sert savunma bile gerekiyor olabilir normale kıyasla. Daha bu şekilde kullanıldığında onun haricinde Efes'in e, bazı e, serideki bazı periyotlarda içeriği de çok iyi beslediğini düşünüyorum. Yani oturup, e, iyi kullanıyorlar. E sonuçta evet. temel silahlarını bu kadar iyi kullanınca Efes 2.0 ile seriyi Geçmiş oldu ve yarı finali yükseldi. E, 2-7'ye geçeceğiz. 2-7'li Fenerbahçe-Aliya kim serisi. Şimdi sen az önce zaten Efes Telekom'u değerlendirirken söyledin. E, bu seriye kıyasla Efes Telekom serisi biraz daha iyiydi. Biraz daha bir şeyler etti diye. E, Fenerbahçe çok rahat, çok temiz geçti seriyi. Hmm. Hani biz değer e, serinin ön izlemesini, ön bakışını yaparken Belki deplasmandaki maç Türkiye Kupası'ndan da harekette bir nebze daha rekabetçi olabilir diyorduk. Aslında belki yine iç sahadaki maça göre biraz öyle gidiyordu ama o da koptu. Sonra da. Ee, yani. Senin de dediğin gibi abi en, en rahat geçen seri yani Fenerbahçe için bir ne, nevi iki tane idman maçı oynadılar Final Four öncesi. Zaten Alford'un Fenerbahçe olduğunu söylemeye dahi gerek yok ama yani oynadıkları oyunla da bence e, serinin birinci dakikasından itibaren bunu rakibe hissettirdiler. Bu önemli bir detaydı. E, aradaki rotasyon ve kalite farkı çok yukarıdaydı. Yani buna bir de yani Fenerbahçe gibi bir takıma karşı en ölümcül günahlardan birisi e, Petkim'in erken top kayıpları e, eklenince. E, ki e, bunu aslında hızlı hücum sayılarında da rahatlıkla görebiliriz. İlk maçta 26'ya 7'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü, ikinci maçta 16'ya 2'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Bu sebepten Fenerbahçe'nin zorlanmadığını, kazandığını söyleyebiliriz. Yani e, burada topu daha iyi kontrol etmek gerekiyordu. Ee, sadece senin de dediğin gibi az önce belirttiğin gibi ikinci maçın ilk yarısını biraz bir ayırabiliriz. Burada Petkim zaman zaman kullandığı üç uzunlu e, sistemi Yavuz ile birlikte sahaya daha rahat, rahat yansıtabildi. Ama Fenerbahçe'nin de bunun cevabı sert oldu. Nigel'ın post sürekli Kyrie Tom, Toms üzerinden ataketler atak ettiler ve Nate Sestina'nın girişiyle birlikte hem sertlik hem de bitiricilik noktasında katkı vermesi İbri'yi tamamen onlarla yine çevirdi ikinci yarıda da. E, i̇lk maç zaten 11. dakikada 20'lik olmuştu. E, Fenerbahçe kendi karakterisinin sahaya yansıtmıştı. Nikalates ile ilk maç üzerinde söylüyorum e, ters eşleşme, eşleşmeyi sürekli buldular. Tarık ve Vilibek'inden dışı katkı sağladılar. Yani serin bence her iki maçta da öne çıkan oyuncularından birisi Sertac Şanlı'ydı. E, bilhassa ikinci maçta bu Petkim'in sayı bulmakta tabiri caizse acı çektiği e, bölümde... E, Fenerbahçe adına fişi çeken oyuncu oldu Sertaç. Onun bu tip oyunu da haliyle yabancı sayısının 5'e indiği basketbol süper ligi playofflarında çok işe yarayacak. Yani genel olarak Fenerbahçe adına daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum. yani Can hariç sahaya giren her oyuncudan ortalama ve üzeri katkı aldılar. Ve seriyi net 1-2-0 ile kapattılar. Petkin tarafına gelecek olursak da ben David Efiyanaydan çok daha iyi bir seri bekliyordum. Yani e, alıp da bir yerden bir yere getirmesini beklemiyordum tabii ki Fenerbahçe karşısında ama bireysel olarak daha iyi geçirmesini bekliyordum ve bu bana hayal kırıklığı yaşattı ve böylesine sert e, maçlardaki yeterliliği işte Beşiktaş maçında katabiliriz buraya, ikinci yarıdaki Fenerbahçe-Türkiye kupası aynı zamanda bu o seriyi onun bir seviyedeki e, yapabileceklerine dair e, yeteneklerini de bana sorgulattı. Bu mental yeteneklerde olabilir. Aynı zamanda hani e, fiziksel Basketbol yetenekleri de söz konusu olabilir. İkinci maçta biraz savaştı ama bu yeteneği sahaya boca etme kısmında bence eksik kaldı. Yine aynı şekilde sezonun belli bir bölümünde sakatlık geçiren ama ardından gelen bölümde de bir türlü istenilen tempoya çıkamayan kristal Storks de bence büyük bir hayal kırıklığı. Petkim gibi uzunları yaratıcı olmayan ve kısalardan beslenmeye ihtiyaç duyan bir takımda eee daha iyi bir performans vermek zorundaydı bu iki oyuncu. Ee, iyi şeylerden bahsedecek olursak da muhtemelen buraya sadece Yavuz Gültekin'i yazabiliriz. 2000 doğumlu uzun forveti. Yavuz her iki maçta da çift taneyle oynadı. Ee, ama oyunu yani çift taneden daha fazlasını bahsetti. Ya yani gerek Petkim'in 3 uzunluğu sisteminde gerekse olur için e, dinlendiği bölümlerde 4 olarak oynadığı bölümde e, üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Gelecek sene daha fazla süre olabilecek bir rol oyuncusuna evrilebileceğini bence sinyallerini verdi. Ee, onu da seçimini merakla takip edeceğim. Seriye ee, dair daha fazla ne söylenebilir pek de bilmiyorum doğrusu. Ee, Petkim yabancılarının biraz sınıfta kaldığını söyleyebilir miyiz genel olarak? Abi çok net ya yani şey e, burada Oldrich ve Jeremy nasıl ben e, çok bir e, yani suç demeyeyim de çok sorumluluk çıkaramıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Zorix ya da Marcus Starks olsaydı Marcus Starks ya da David F. Yenen ya da diğer kısalardan Yunus Emre son sırma. ya Bunlara bağımlı oyuncular abi. Profil olarak onların sahayı açabildiği denklemde onların topla buluştuğu yerlerde verimleri daha fazla artıyor. Bu sebepten hani Aldrich ve Jeremy Simmons da zaten kötü gözüküyor ama dediğim gibi Sertaç zaten çok iyi bir seri geçirdi ve Jeremy Simmons da muhtemelen normal sezon hani hem Fenerbahçe'nin savunması hem de normal sezonun yaşlı bir oyuncu olmasından e, mütevellit yorgunluğu e, söz konusu o, olmuş olabilir belki. E, ama dediğim gibi 5 beş yabancının 5'i yani genel olarak Petkim zaten e, kötü bir seri geçirdi diyebiliriz. Ee, ya özellikle Fianai'nin bence bu kadar takılmasında Fenerbahçe'nin fizikli kalan e, ve yerinde olan yani pozisyon alma konusunda yerinde olan savunmasının ciddi etkisi var. Orada da Nacile Stevici tepeye yazmak lazım. İkinci maçta e, bir ya tek başına durdurdu demeyeceğim çünkü Alejup'un olmamasını için alan daraltan Fenerbahçesi olmasında diğer takım arkadaşlarının nerede pozisyon aldığı da önemli ama. Hem toplu oyuncuyu, toplu oyuncudan pas çıktıktan sonra da sıçrayan uzunluğu aynı anda gittiği ve arayıp durduğu bir pozisyon var. Ee, ama genel olarak e, aslında bu tarz e, pozisyonlar haricinde genel disiplini ve pozisyon almada e, yanlış hatalar yapmaması ve her zaman proaktif bir şekilde yardıma gitmesi FNA'yı biraz, e, biraz değil bayağı etki etti diğer oyuncular da ama tabii çok yönlüydü de. Yani hem kısaları hem daha uzun oyuncuları tutabiliyor olması. Ama Fenerbahçe savunması genel olarak beşler itibariyle de e, fizikli kaldı yani Petkim için ama tabii ki yabancıların performansını sadece ona da yoramıyorum. E, Zorix'i de eleştirebiliriz elbette ama Zorix'in e, bir nebze daha dışarıdan katkı verebildiği anlar vardı mesela. Daha çok içeride biraz takıldığı gibi geliyor bana. Petkin yabancıları hücum e, üretmekte. Öte yandan ama Yavuz Gültekin'in performansını da gerçekten senelerin gibi e, takdire şayan. Onu da mutlaka söylemek gerekiyor. E, özellikle ikinci maçta neredeyse kusursuz oynadı. E, evet. içerideki maçta. Ama sonuçta yani bütün bu faktörlerden bağımsız e, rekabetçinin olmadığı bir seriydi. Yani e, biz ön bakışta da konuşurken Final tabii ki ağır favori ama en azından belki ikinci maç eee Türkiye Kupasındaki maç gibi Fenerbahçe'nin aslında um, ucu ucuna değil görece rahat kazandığı ama e, rekabetçiliğini de koruyan bir maç olmasını bekleyebildik. O da olmayınca konuşacak çok fazla şey geriye kalmıyor. E, o yüzden Beşiktaş-Manisa semalarına geçelim. 3-6 eşleşmesinde Beşiktaş-Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 2-0. Elede Beşiktaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne e, Belediyesi dair çıkarımların neler olur? Ya benim biliyorsun 2-0 bek e, bitmesini beklediğim bir seriydi bu Beşiktaş-Manisa serisi. Yani serinin kilidi olarak e, herhalde sen de benle aynı noktası, noktadasındır. E, Beşiktaş savunmasını söylemekte bir beis yok herhalde. Çünkü Manisa'nın e, işin içinde olduğu anlarda dahi e, rekabetçi geçen her sekans yani deplasmandaki e, ya şeydeki Beşiktaş'ın evindeki e, ya çok pardon. deplasmandaki maçın son çeyreğini bir kenara bırakırsak Beşiktaş savunmasının hakimiyetiyle geçti. Yani e, maçın başa baş devam ettiği anlarda dahi bence savunmasıyla büyük fark yarattı Beşiktaş. E, ve e, belli bölümlerde de bunu e, hücum tarafında sayı dönüştür karşılığında aldılar. Yani ikinci maçın ikinci çeyreğindeki e, Beşiktaş savunmasına ben gözlerime inanamadım. Yani 23-0'lık bir seri. Ki herhalde 6-7 dakikadaydı değil mi Uğur? Ee, evet. Yani bir playoff maçında deplasmanda ne kadar yapılabilitesi olan bir durum bu 23-0'lık seri. Ben bilmiyorum. Yani Beşiktaş o serinin e, seri esnasında rakibine sayı vermemenin Özgüveniyle birlikte oyunla her hücum daha da büyüttü zaten. Bir ara acaba rekor gelebilir mi diye düşündüm. Ee, bir, çünkü benim bir çeyrekte e, en az sayı attığını gördüğüm takım 2007 senesi olması lazım. Bir Mersin deplasmanında Galatasaray'dı. Rekor bunu binmemekle birlikte iki sayı atmışlardı. Ee, 2007 CLF Fitchli takım değil mi Galatasaray'ın? Ee, abi 2007 evet. 2008 mi sezonu yoksa? Oradan tam emin değilim. Sanki yıl 2007 idi ama hangi sezonu birbirine bağlayan 2007 idi ondan emin değilim sadece. Hmm. Ama Mersin maçı olduğunu bir deplasman Mersin olduğunu hatırlıyorum. Murat Özyer takımın başındaydı. Ee, iki sayıda kalmıştı. Hatı, yani neyse çok da önemli değildi. Zaten Manisa'da bu e, bunu geçti tabii ki ama bu serinin yarattığı tahribatı atlatamadılar. Ya belki bir geri dönüş umudu vardı ama o, o da da Fes Russell'ın sakatlığıyla birlikte e, tamamlanmış oldu. Ee, seri öncesi Paco Cruz ve Fes Russell'ın böylesine bir pro, playoff atmosferinde e, neler yapabileceğine dair e, şüphelerim var demiştim sana hatırlıyorsun. Yani Fetsin sakat sakat oynadığı ikinci maçtaki belli anları çıkarınca da bu gerçeğe dönüştü aslında. Ve Manisa'da abi büyük problem şu bence. Rotasyona giren oyuncularla ilk 5 oyuncular arasındaki fark devasa vaziyette. Yani bu Fetsin yerine giren Barış Çağın Özkan biliyorsun benim ligde bu sezon en kötü oyuncu olarak söylemiştim onu. Yani seviye inanılmaz düşüyor ve e, yine aynı şekilde emanet yerini Ege ye Arar girince de seviye acayip şekilde düşüyor. Ya Manisa genel olarak olumlu bir sezonu geride bıraktı. Başarılı bir sezonu geride bıraktı. Hem Avrupa Kupası'nda ikinci tura da kaldılar. Beşinciliği belki bir pozisyonla Burak'ın üçlüğüyle eee kaçırdılar. Ya onlar adına bence mutsuz olmamaları gereken bir sezon. Beşiktaş tarafına da bakacak olursak savunma kısmından bahsettik. Manisa'ya göre en büyük avantajları rotasyondu. Kyle Olman diğer sezonun içindeki diğer maçlarına rağmen bir tık daha iyi oynasa ve ortalama diyebileceğimiz bir seri çıkarmış olsa da Beşiktaş daha, farkı her zaman Derek Needham yaratıyor o üst seviyedeyken Beşiktaş'ı durdurmak gerçekten çok zor oluyor. Ee, her iki maçta da sahada olduğu bölümlerde Beşiktaş hep vites arttırdı ve zaten istatistiklere de baktığımızda hani bu ne kadar bazen anlam ifade ediyor bazen anlam ifade, ediyor, bazen anlam ifade etmiyor ama Direkt Needham sahada kaldığı zaman Beşiktaş'ta her zaman artı eksi hissettiği en yüksek olan oyuncu Beşiktaş galibiyetlerinde o olmuş oluyor. Yanına ilk maç John Ahmet Yusuf'u ikinci maçta da farklı isimleri katınca iki galibiyet ve seriyi kapama içinde bir şov yapan Beşiktaş geldi. Şimdi yarı filan serisi müthiş ma maçlar vaat edecek bir Fenerbahçe seri serisi oyn oynanacak. Final Four sonrası umuyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile sonuçlanır. Ondan sonra da o seriyi de merakla, keyifle bekliyoruz. Ee, ben de birkaç çıkarımımı söyleyeyim. Birincisi Paco Cruz olması harikaydı ama Paco Cruz'un bu serideki bu performansını sadece ona bağlamak bilmiyorum. Ee, ya aslında Manisa iyi sezon geçiriyor dedin. Ben de daha önce şey demiştim hani Aliab ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ki bu arada Manisa Büyükşehir Belediyesi antrenör değişikliğine ve yaşadığı o kadar guard sakatlığına rağmen ki yine Fes sakatlığıyla sezon sonunda da bunu tekrar gördük. Yani guard sakatlıkları Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sezonunu epey etkiledi. Ama buna rağmen Ali A. ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ligdeki o tepedeki dörtlü haricindeki diğer takımların sezonuna baktığımızda daha istikrarlı bir sezon götürdüklerini ve istikrarlı olarak iyi sezon geçirdiklerini söylemiştim. Hı hı. E, buna rağmen bunun ardından playoff'ta biraz daha... E, yani şöyle tabii ki seriyi kazanmalarını beklemiyordum. Hı hı. İlla 3 maça götürmeleri de mevzu e, bahis değil. E, ama hani oynanan maçlarda belki biraz daha diş göstermelerini beklerdim. Hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hem Aliye Petkin e, en azından bir vites daha geride kaldı playoff performansı olarak. Abi doğru haklısın ama burada iki tane detay var. Birisi kadro kalitesi. Yani burada playoff dışında kalan takımlardan işte Bahçeşehir'i sayabiliriz. Belki Bursa'yı sayabiliriz. Bu takımların kadro kalitesi bir tık daha yukarıda. Bir kadro kalitesinin etkilemesi. iki sezonu iyi kapatmadılar abi. Her iki takım da iyi kapatmadı. Söylemiştin zaten. Bunlar bir, evet. Ya bunlar fırtına gibi gelmiş olsaydı ya da en azından Pınar Karşıyaka gibi gelmiş olsaydı işte son 10 maç 8 galibiyetti mesela Karşıyaka. Ya onlar gibi gelmiş olsaydı okey ama 5. 6. maçında 5. 6. lık demeyelim de kazandığı halde 5. garantilen garantileyecek olan garantilemesi kesin olan maçta Manisa Pınar Karşıyaka'yı kendi evinde 20 sayı farkla mağlup oldu. Petkim de yine aynı şekilde abi. Şeyde ıı, Bursa'nın Bursa'yı Bursa eğer ikinci Fenerbahçe maçını kazanmış olsaydı 8. sıraya kadar düşecekti ama kendi evinde Bursa'ya 20 sayı farkla verdi e, maçı hatırlıyorsundur. E, yani Bursa'yı beklemesine hiç gerek yoktu. Kendi evinde fişek çekip belki onlar 5. sırada bitirebilirlerdi ama hani 8. sıraya düşme e, tehlikeleri bile doğmuştu. ya yani o sebepten dolayı hani hem formda gelmeyen hem de rotasyon anlamında hem de kalite anlamında birinci e, Gerçi Manisa üçüncü yani ikinci bir üçüncü takımda oynamak haliyle onlar için zordu. O sebepten dolayı ben 3 serinde 2-0 biteceğini ve ilk iki serinin e, biraz daha net geçeceğini düşünmüştüm. E, yani öngörümüzde aslında e, şey yani vuku bulmuş oldu. Evet, genel itibariyle çok fazla bir farklılık yok ama bu 3 serinin rekabetçiliği biraz sınıfta kaldı. Yani ben süperlik playofflarında genelde tabii ki kadro kalitesi farkı oluyor. 1 ile 8 eşleşmesinde, 2 ile 7 vesaire Ama e, diğer sezonlara göre biraz daha ilk 3 eşleşmenin e, geride kaldığını normal en azından ortalama standarda göre böyle olduğunu düşünüyorum. Hmm. Evet. Burada ama şöyle söyleyeyim aslında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu seride daha fazla diş geçiren bir ekip olabilmesi için Paka Cruz'un biraz masaya yumruğunu koyması gerekiyordu. Hı -hı. O olmadığı gibi çok kötü seri geçirince e, makas iyice açıldı. Burada Beşiktaş'ın özellikle top aldırmaması savunmasının daha harika olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunu sadece guard savunmacıları da yapmadılar. Matt Mitchell gerektiğinde Angel Delgado yani topsuz değişimlerden sonra savunmada Paco Cruz'a top aldırmama ya da top aldırdığında da dezavantajlı pozisyonlarda aldırma ve fiziksellikle onu yıldırma konusunda harika iş çıkardılar. Çok fazla top kaybı yaptı. E, Paco Cruz'u tamamen kapattı o opsiyonu. Beşiktaş savunması. Buna ek olarak aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin e, ikinci maçın sonlarına kadar falan ikili oyun savunmasında ya da topa gelen perde savunmalarında bu kadar agresif savunma yapmasını ben anlayamadım. Çünkü ben Beşiktaş hücumunu e, Beşiktaş hücumunda gardları mümkün olduğunca pas opsiyonlarını kısıtlayarak onları e, yaratıcılığa sürüklemenin daha doğru olduğunu ve daha dolayısıyla daha muhafazakar savunma biçimleriyle e, topa gelen perdelerini savunması gerektiğini düşünüyorum. Manisa 5'li birisi çok yukarıya çıkarttı uzunları Dolayısıyla gardların yaratıcılığını o aksiyonlardan, denklemden çıkarmış oldular. Fakat Beşiktaş saha diziliminde o kadar pratiğine alışmış ve ezberlerine alışmış bir takım ki uzun yukarıya çıktığında pası çabucak indirip iki uzun 4 ve 5 numaralı içeride kullanmasına rağmen o 4 ve 5 numaralar üzerinden ikiye bir hücum etme konusunda çok ustalar. Savunma rotasyonları, yardım rotasyonları değiştiğinde Pası e, köşe şütörlerine bıraktığında köşe şütörlerini bulma konusunda da çok uzmanlar. Ben bunu hep söylüyorum. Yani Beşiktaş'ın yarı sağ olmasında bir yaratıcılık problemi var. E, nispeten tabii ki. Bu kadro yapılanmasından kaynaklanıyor ama pas trafiği her zaman ligdeki en iyi takımlardan birisiydi. Dolayısıyla topa agresif çıkan bir savunma biçimi tercih edildiğinde e, o pas trafiğini konuşturuyorlar. E, alıştıkları pratik düzendeki sağ dizilimini konuşturuyorlar ve oradan çok rahat sayılar bulmaya devam Soru. Kyle Olman'ın e, nispeten daha iyi bir seri geçirmesinin yani e, diğer maçlarına nazaran e, sebebin bu olduğunu düşünüyor musun? E, bu ve bence şey zaten Manisa Büyükşehir Belediyesi savunma personeli biraz zayıf kalıyor ya yani, yani özellikle gardlarda. Hı hı. Ve ben... ilk maç hı hı. ve ilk şunu da ekleyeyim ilk maçta da bu arada Beşiktaş'ın işte bütün kısaları, bütün yabancı kısaları diyelim. Hani üç yabancı kısayla oynuyorlar ya. Ee, üçü de coştu ee, skor katkısı vesaire olarak da ee, bunun etkisi var çünkü şöyle bir şey de oluyor Beşiktaş topu e, içeriye çabuk indirip 2'ye 1'ler üzerinden içeriden hücum ettiği zaman da bu sefer yardım savunmaları çok içeriye gömülüyor Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bu sefer de yay gerisinden opsiyonları açmış oluyorsunuz yani aslında Beşiktaş'ın hücumunu e, Beşiktaş'ın hücumuna dair opsiyonları savunma stratejisi kendi kararı vermiş oluyor Halbuki bence Beşiktaş'ın bu kadro yapılanmasına baktığımız Beşiktaş'ın en etkili savunma yöntemi e, her zaman mümkün olduğunca gard yaratıcılığını daha fazla zorlamak ve o gardların pas opsiyonlarını daha sıkı savunarak o pas opsiyonlarını o kadar açmamak. E, bu şekilde bir savunma yapmıyor olması Manisa şey bilirsin çok dikkatimi çekti. Özellikle ikinci maçta buna büyük oranda devam edilmesi. Dördüncü periyot demiştin. Yani dördüncü periyotta da Beşiktaş e, hücumda çok fazla top kaybı yaparak bir yandan Açık alanı buldu Manisa Büyükşehir Belediyesi. Açık alanı bulunca sayı atabildiler. E, fakat tabii süre yetmedi. Yani evet. Dediğim gibi bence rekabetçilikten biraz daha uzak bir a, şey vardı orada son çeyrekte. Yani, başarılabilecek bir şey değildi abi bence. E, Aksın sakatlığından peki, sonra da yani. Peki Beşiktaş Manisa'yı bitirelim mi o zaman? Bitirelim. şey Esas seriye geçiyoruz. Evet. 4-5 eşleşmesinde Hı -hı. karşılıklı Galatasaray serisi. Ee, tabii ki sadece 3 maça gittiği için değil ama maçların da kendi hikayeleri çok çok fazla. Hı -hı. Ee, ben özellikle ilk maçın yani seri de pek kolay unutulacak bir seri değil ama özellikle ilk maçın taptaze bir klasik olduğunu düşünüyorum. Ee, playoff basketbolu dediğimiz zaman genellikle biraz ezbere konuşuyoruz biz bence. Yani her playoff başladığında işte playoff basketbolu bu tarzında. Aslında bence playoff basketbolu dediğimiz basketbol çoğu playoff maçında oynanmıyor. çok farklı şartlar oluşması gerekiyor bence onun için. ilk maç genel olarak bu seriydi ama ilk maç buna bence özellikle çok müstesna bir örnekti diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen karşıya Galatasaray tabi yani bu seride çok konuşulacak şey var çıkarımlarını Hı. sana sorayım tek tek. Ya biraz uzun giriş yapacağım ben de ama şimdi 3 serinin 2-0 biteceğini ve bu serinin rekabetçi serisi olmasını beklediğimizi söylemiştik. Ki bunu söyleyince de ahtapot pole olmuyorsunuz zaten. Çok basit bir gerçek. Burada sadece şaşırtıcı olan şey karşı yakının seriyi bitirme şekli yani ben her iki takımın da evinde kazanacağını ve 3. maçta da karşı seyirci seyirci avantajıyla birlikte seri 2-1 bir geçeceğini yani bekliyordum. Olmadı. Galatasaray yani kendi yarattığı avantajı kullanamadı. Kullanamamasının birçok faktör var tabii ki. Ee, Jalen Brown'un sakatlığı nedeniyle e, oynamadığı maçta yani oynayıp da yani çok kısıtlı e, süreler aldığı maçta e, seriyi bitirmeleri gerekiyordu. Kevin Martin aynı Steven Enoch'ta söylediğimiz gibi kağıt üzerinde vaat ettiği oyuncuyu ikinci maçta gösterdi. İnanılması zor bir oyun oynadı. Yani e, böyle Nigel Hayes'in e, en verimli olduğu maçları düşünelim. Hani onun bile o ikinci maçta belki de bir tık üstüne ya o kadar gerçeğe batmayayım da hani o seviyede e, yakın oynamış olabilir. E, yine aynı şekilde yakın geçen maçlarda Eric McCollum e, Sayesinde karşıya kanın daha avantajlı olan, olan taraf olduğunu e, söylemiştik. Yani iki maçta da ikinci ve üçüncü maçta da büyük şutlar sokarak e, galibiyete taşıdı. Seriye dair çok şeyler söylenebilir tabii ki ama burada abi serin üç maçında analizini yapmaya kalkarsak eğer bu program en az iki buçuk üç saat sürer. Sadece Gazze'ye karşıyaka yaka serisi iki buçuk üç saat sürer. Yani genel olarak ben e, belirleyici şeylerin neler olduğunu e, söylemek gerekirse. Bence çok ama çok açık burada belirleyici şeyler. daha iyi liderlere sahip olan takım kazandı. Galatasaray o liderin kim olduğuna karar veremedi. Veya lideri bölüm, belirledikleri bölümlerde de istikrarsız ve kötü şut seçimleriyle o avantajı elinden verdiler. Galatasaray'da bu isimler Dibost veya Clement Preper işte bazen Burak Han'dı. Karşı yakıda ise tartışmasız Eric McCollum ve yanına da Kenan Sipahi'yi ekleyebiliriz. Galatasaray yine kağıt üzerinde daha görkemli kariyerlere sahip e, yerli oyuncuları kadrosunda bulundursa da burada e, bu tip serilerde kariyerden çok rolünüzün ne olduğu ve o rol çerçevesinde neler yapabileceğiniz fark yaratıyor. Buna karşıya kadar Furkan Haltalı, Thomas Akyazılı Ergi Tırpancı hatta Mert Çelep sahada oldukları Kenan'ı dahil etmiyorum. Onu bir lider olarak gördüğüm için. Sahada oldukları her dakika ondan onlardan beklenenleri ki Mert Çelep ve Ergi Tırpancı çok az oynayan oyuncular olması e, şartlarda e, yansımayı başardılar. bu e, Galatasaray cephesinde böyle olmadı. Akvasiye bu ikinci maçta maç ortaya gelmişken içindeki duyguyu kontrol edemedi ve rakip bence bir e, harekette bulunarak 5. farını alıp oyundan çıktı. Bu kabul edilemez. Bunun telafisi olmayan e, telafisi var ama elinizden maçın kayıp gitmesini sağlıyorsunuz. Size o bölümde ihtiyaç var. Maç ortaya gelmiş. Bunu yapamazsınız. Burahan Tunca 3. maçta fark tek haneye inmişken aynısını yaptı. Evet söylenenler Burahan Tuncer'e edilen küfürlere yönelik böyle bir tepkide bulunduğu yani küfürü savunacak kadar ben arsız değilim elbette ama dünyanın her neresine giderseniz gidin salonlarda küfür var ve bir değil iki hareketle birlikte zaten olan şansınızı tribünlere gösterdi iki hareketle birlikte zaten olan az olan şansınızı sıfıra indiriyorsunuz yaptığı hareketlerde yenilip yutulacak hareketler değil. Evet Galatasaray Corey Walden'dan katkı alamadı. Onlar da bir devi 4 yabancı ile oynadılar. Ama genel olarak daha geniş bir rotasyona sahip, daha kaliteli bir rotasyona sahip olan takım Galatasaray'dı. ve bunun avantajını hiç kullanamadı. Seriyi de kaybetti. Yani ilk maçtan sonra serinin bende, yani ofuk Sarıca zaten bunu söylemiştik. Genel olarak ikinci maçı kazanmamızı kimse beklemiyordu demişti. Jalen Brown bir de maç içerisinde kaybetmiş olmalarına rağmen. Ben de serinin ikinci maçta uh, tamamlanca, tamamlanabileceğini düşünüyordum. Uh, Victor Brown %100 değildi çünkü. Ama uh, e, adına yani burada uh, eleniyor olmak büyük bir hayal kırıklığı. Bu şekilde eleniyor olmak en azından büyük bir hayal kırıklığı. Uh, ve bu şekilde elenmek e, demek takımdaki kontratı olan bazı oyuncuların sorgulanmasını hatta bazı hamlelerin e, gerçekleştirilmesi e, gerektirecek kadar büyük bir hayal kırıklığı bence. Pınar Karşıyaka'yı tebrik etmek gerek. Böylesine zor durumda e, sezonun belki de e, biteceği bir maçta büyük oynadılar. Büyük karakter gösterdiler ve hak ettikleri bir seri oldu. Yarı finalde se e, şansları... Ya işleri hiç kolay olmayacak güvenebilecekleri şu anda tek 5 numara var ve Efes'in de en kuvvetli olduğu yer belki de 5 numara oyun motoru tüm Avrupa'da en yüksek olan oyunculardan birisi Efes'in 5 numarası nereye kadar gidebilirler bilmiyorum ama rekabetçi bir seri bizi bekliyor gibi orada da Ya bıraktığın yerden biraz belki değinebilirim ona da çünkü şimdi şuna değinmek gerekiyor ilk maçta ee, maalesef sakatlıkların da yani bu serinin e, dramasına katkıda bulunduğunu e, söylemek durumundayız. Çünkü ilk maçta Vita Brown'un çıkışı, üçüncü maçta da işte önce Dibos sakatlandı maçı bitirdi ama Klemen Perepelic sakatlandı. Galatasaray'da guard sakatlıkları oldu. Ee, şimdi ilk maçta 15. dakikada Vita Brown akvesi Yabo ile havada çarpışıyor, yere düşüyor, birkaç dakika kalkamıyor boynukla. E, çıkıyor ve maça, deva, e, maça devam edemiyor sonraki deplasman maçına kendini denemek istediğini söyledi maça bench'ten girdi ve seriye devam edebildi ee, ama Vito Brown'un da olmadığı ortamda e, Vernon Carey Jr.'ın da bir ikamesi yapılmadığı için transfer olarak Karşıyaka yabancı uzun olmadan kaldı tabii Callum Martin fiziği gereği 4 numaraya kayıyor belki rahat e, bir e, durum bu ama e, o 4 numaraya kaydıktan sonra elde olan Furkan Altalı da faal hakkı dolduğu için maçtan çıkınca ki uzatmada çıkmıştı diye hatırlıyorum. Uzatmanın son 2,5 dakikasında Galatasaray 4 hücum ribaundu aldı. Bunlardan bir tanesinin yani Göksel'in Köksal'ın aldığı ve hemen baskete gittiği hücum ribaundunun çok da karşı yakın uzunsuzluğuyla alakalı olduğunu düşünmüyorum ama diğer üçü öyleydi. bu bağlamda Furkan Altalı'nın o 5 faulle oyun dışı kaldığı dönemde Karşıyaka uzunsuz kaldığı için oluşan etkinin haricinde 3 maçta gösterdiği seri performansını kutlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, biz aslında Vernon Carey Jr. sakatlığı sonrasında normal sezonda da Karşıyaka'ya herhalde bir kere falan ya da belki iki kere değindik. Orada buna değinmiştik Furkan Alsalan'ın iyi oynadığından. Eee Vernon Carey Jr. sonrası üretkenliğiyle katkı yapmaya devam ediyor özverili bir oyunu var, çalışkan bir oyunu var. Ee, farklı bir nokta e, kuvvetini çok iyi kullanıyor olması. İki pota dibinde çok etkili oluyor diye düşünüyorum. Lafı sana bırakayım. Ya ki şöyle bir şey ilk maçtaki kısa beşleri düşününce aslında acaba Furkan ve David McCormack'i daha uzun süreler kenarda göreceğimiz bir seri olabilir mi diye düşünüyordum. Çünkü ilk maç abi bazen Gasara direkt 5 kısaya döndü yani. 2 metrenin üzerinde bir oyuncusu dahi yoktu sahada. Ama buna rağmen iş Furkan üzerinden daha fazla gelişti ikinci ve üçüncü maçta. Ve o da altından kalktı bu yükün. Yani tebrik etmek gerek. Zaten Furkan genel olarak dakika almaya ihtiyaç duyan e, sahada ne kadar dakika kalırsa verimi o kadar artacak bir oyuncu işte mesela bunu e, belki Thomas Akyazılı'ya veya Mert Çelep'e aynısını söyleyemeyiz ama Furkan için belki so Furkan için bunu söyleyebiliyorum ben kendi adıma e, yani dediğim gibi onu da tebrik etmek gerek serinin e, gidişatının bu şekilde olabileceğini e, ilk maç sonunda bu çıkarım yapmak biraz daha zordu bence e, bu iki tarafında. da şimdi karşıyaka biraz zorunluluktan daha kısa beşlerle oyunu oynadı. Galatasaray'ın ise kadro yapısının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın zaten o kadar e, forvet derinliği yok ama çok fazla guard var. Ve biz bu guardlar arasında özellikle Corey Walden'ın daha fazla oynadığı ve oynamak durumunda kaldığı daha ciddi bir rolün oldu ve John Aradobo'nun daha henüz ayrılmadığı sezonun daha erken dönemlerinde bir yanda savunmacı guardların hücumda katkı verememesi Öte yandan hücumdaki gardların yeterince o seviyede olmaması ama aynı zamanda savunmada defeklerin olmasından bahsediyorduk. Burada Galatasaray'ın artık yapılan transferlerin de ardından işte Prepelic tabii ki 3. maçta çıkmadan önce Dibos, Burahan, Tuncer derken İsmet Akpınar'ın Erik kolum savunması için kullanılması haricindeki durumlarda tamamen artık hücumcu profile döndüğünü düşünüyorum notasyon olarak. Yani karşıyaka zorunlu, daha zorunluluktan bu kadar belki kısa oynuyordu hani opsiyonları olsa e, nasıl daha olacağını bilmiyoruz çok ama e, Galatasaray'ın da buna gayet e, olumlu cevap verdiğini çünkü kablo yapısının gücünün burada yattığını düşünüyorum e, yani 5 kısa olur muydu onu bilmiyorum ama sonuçta bence Furkan Altalı David McCormack eşleşmesi serinin en kritik eşleşmelerinden çünkü Furkan Altalı ota dibinde etkili bir oyuncu hem savunma da hem hücumda özverisiyle ve çalışkan oyunuyla sağlıyor ama buna ek olarak teknik bir katkısı da varsa bu oyunda e, kuvvetini kullanma dışında o da son zamanlarda blok zamanlaması ve genel olarak çember koruyuculuğundaki e, yardımlardaki zamanlamasının baya e, bayağı iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorum. E, öte yandan Galatasaray'ın en çok canını yakan ve 3 maçta da en çok canını yakan konulardan birinde David McCormack'te bunun hiç olmaması e, olduğunu söyleyebilirim. David McCormack ligin en kötü pivot savunmacısı demeyeceğim ama çember koruyuculuğunda en kötüsü olabilir. Çünkü bazı pivotlar hali pozisyon alma konusunda sıkıntı yaşarlar ama hali hazırda pota dibindeyse çemberi korumada da başarılı olabilirler. Mesela Johnny Hamilton'ın savunmasını övünüyoruz. Johnny Hamilton biraz bence bu tarz bir pivot. Hali hazırda pozisyon alıp çember çevresinde olduğuna çemberi korumakta mahir bir savunmacı. David McCormick hali hazırda çember çevresinde olduğunda bile ve ee, işte kendi adamı tarafından perdelerde tutulmadığında bile aslında çember kuruculuğu yapmak için zamanı da ve pozisyonu da müsait olduğunda bile sınıfta kaldı bu seride çember kuruculuğu yapmakta. Bu eşleşme bence serinin en ee, belirleyici eşleşmelerinden biriydi. Ve abi o, hani hatırlıyorsan ben seri başında şey demiştim ee, yani Fukan Haltalı, evet karşı ka tek güvenebileceği bir pivotla seriye çıkıyor ama bunu değerlendirme anlamında e, karşıda ne kadar mahir bir pivot var ondan emin olmadığımı söylemiştim sana. E, David McCormick'in üretimi anlamında David McCormick'in dediğin eleştirilere katılmakla birlikte e, şu an profesyonel seviyedeki ikinci sezonu e, bir camia takımının e, Direkt ana pivotu olabilecek yeterlilikte mi şu anda ondan ben e, tam olarak emin olamıyorum. Abi. Belki 2 sene sonra olacaktır, belki 3 sene sonra olacaktır ama e, şu an itibariyle bence e, gereken gelişimi yani Darüşşafaka dönemindeki gelişimden Galatasaray'a e gelince sanki e, iyi başladı orada. Çünkü Galatasaray'ın e, pivot rotasyonu anlamında eli çok kısıtlıydı. değil, için de bilhassa gerek sistemden kaynaklı gerek de o oyuncunun performansından form durumundan kaynaklı orada büyük bir boşluk vardı. David McCormick geldi geldiğinde onu kapattı ama oradan sonra sanki e, gelişim e, çizelgesi yani böyle dümdüz e, devam etti gibi geliyor bana. O sebepten e, Gasser'e onunla gelecek sene tam devam eder mi? Ondan tam emin olamıyorum. E, kontratındaki e, sözleşme opsiyonu da Gasser'e ait ama kullanılan kullanılmazdan bilmiyorum. Eee İlk maçta Karşıyakan'ın 44 ikilik denemesi var, 27 üçlük denemesi. Galatasaray'ın 28 ikilik denemesi var, 49 üçlük denemesi. Yani bu kadar tam tersi bir şut profili olması çok acayip bir şey. Ece, çok... e, üçüncü maçta da aynısı abi. Üçüncü maçta ben şey hatırlıyorum. Galatasaray'ın 24. dakikada yanılmıyorsam iki sayılık e, isabeti 3'tü. Karşıyaka'nın 18'di. Böyle bir şey hatırlıyor musun sen? Hani şahitlik etti mi? 24. dakikada böyle bir şeye. Yani sonra nasıl hani Galatasaray kazanabilirdi ki bu maçı bu şekilde? Ya tamam bir şekilde girdi, üçlükler girdi vesaire. Hani fark tek aynı 9'a, 8'e 9'a vesaire indi. Ama bunun devamlı nasıl sürebilirdi ki? 24. dakikada 3 tane ikilik isabeti var. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu bence biraz gösteriyor. Çünkü David McCormack ya da oradaki Çember koruyucu koruyuculuk savunmasından birincil olarak sorumlu ki bence Sadık Emir Kabacan'ın savunmasını eleştiriyoruz ama Sadık Emir Kabacan'ın 5 numarada oynadığı kısa dakikalarda onun e, çember savunmasındaki varlığı bile daha iyiydi. E, yani uzun süre yaydığında nasıl olduğunu bilmiyorum da çünkü çok e, kısa bir e, şey. İyi ama... değil. <gülüyor> <gülüyor> evet o ayrı ama yani David McCormick, o kadar evde yok. O kadar evde yok. Yani direkt potanın dibinde yardımı yapması gereken mevkide ve zamanlaması da var. Hı hı. E, adamına dair bir şey yok. Belki adamının pozisyonu da o kadar tehditli. Yani orada zamanlamayı koyup çember somesini yapmadığında tabii ki de karşı yaka oyuncuları turnikeye gidebiliyorlar. Hı hı. Ve karşı serideki en önemli stratejilerinden bir tanesi Burak'ın Tuncer'e hücum etmekti. Ve Burak'ın Tuncer'e hücum ettiğinde karşı yakadaki farklı e, perimetre silahları Potaya rahat gittiler. Turnikelere çok rahat buldular. Dolayısıyla ikilik e, şut diyetindeki yani ikilik üçlük dengesi deneme atış denemelerindeki bu denge e, özellikle karşı yakadaki maçlarda gördüğümüz bu farklılık biraz bence bundan kaynaklanıyor. Çok da çaktırmadan bu 5 numaradaki eşleşmenin önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum seride. Bir başka faktörde Eric McCollum savunması senin Eric McCollum hakkında söylediklerini zaten yani Lig sahiplerinde birkaç kere söyledik bunu biliyoruz. Tabii ki de herkesin malumu. Ee, Eric McCollum savunması Galatasaray'ın en çok dikkat etmesi gereken konulardan biriydi. Öyle de olduğunu görebiliyoruz. Ufak detaylarda bile mesela şurada kalktığında e, ne zaman el göstereceği, ne zaman ellerini çekeceğini savunmacıların baktığımızda Galatasaray'daki farklı savunmacının tavırlarını gördüğümüzde Eric McCollum savunmasına detaylı çalışılmış olduğunu görebiliyoruz. E, markacı alan oyuncu bakımından İsmet Akpınar'la başlayıp yok senin Köksal'la biten bir seri vardı. ekmak McCollum savunması üzerinden de biraz e, yorumunu merak ediyorum çünkü e, yani serinin sonuçta en önemli hususlarından birisi değil mi? E, kesinlikle öyle zaten burada şeyi hatırlıyorum. Galatasaray savunmacılar arasında Eric McCallum'u durdurabilecek herhangi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum demiştim ben. İsmet abi İsmet ilk maçta bence çok iyi başladı. Beklenenden çok ama çok yukarıda başladı. Ardından maç içerisinde dediğin gibi İsmet'ten Göksen'in bazenlerde tabii ki pozisyon gereği değişiyorlar ve farklı kısa oyuncular kalabiliyor ama genel olarak bu iki isim üzerinde yoğunlaş savunma. Yani of, ya fena bir seri geçirdi diyebilir miyiz Göksen'e McCollumson'suz? Ab çok çakal ya, oyuncu yani. Çok üst seviye, çok çok yukarıda. E, oyuncu kalitesi ya, ne yapmaya çalışırsanız çalışın böyle bir efektif yani birebirden ziyade efektif bir kolektif bir çaba sergilemediniz sergilemediğiniz onu en azına sahaya yansıtamadığınız süreci oyuncu size bir şekilde bunu atıyor. Çünkü zor şutları atma yetisi Avrupa'da çok çok az olan, çok çok az sayıda olan e, oyunculardan bir Serik Mackol'um. Yani e, olağanüstü bir seri geçirdi ama ya şey baktığımda da hani Bugüne baktığımda da Gökse'nin çok kötü bir iş mi çıkardı? Bence çıkarmadı abi. O da çıkarmadı. Ama oyuncu çok iyi. O sadece o kolektif çaba kısmında biraz eksik kalmış olabilir. Biraz da bayağı eksik kalmış olabilir. Bence de ilk maçta İsmet Akpınar'ın özellikle savunması hı. daha iyi yapılabilecek bilmiyorum. Özellikle Galatasaray'ın imkanlarını düşündüğümüzde kadrosunu hı hı. zor hı hı. Erik Makkolum'a dair sen daha çok konuşuyorsun. Ben bir, bir, şey eklemiş olayım şimdi. Ya bence onu bir kere şarap gibi yıl iyi bir şarap gibi yıllandığını söylemek lazım. Keşke bir 5-6 sene daha genç olsaydı ya. Yani Çünkü... canım sıkılıyor yani şey form durumu zaten top seviyordu ama hani yaşının işte 35 olduğunu düşününce falan canım sıkılıyor. Ee, 36 oldu galiba. Abi. İki sezon önce karşıyakaya gelmeden evvel Lokomotiv Kuban'da oynuyordu. E, oradaki formu da çok acayipti. Oradaki formundan en ufak bir eksilme yok gibi geliyor bana. Zannetmiyorum yani. En ufak bir eksilme e, hatırlamıyorum. E, Lokomotiv Kuban sezonu çok iyiydi. E, 30'ların ortasında iki yaş almak, e, iki sezon sonra hiç düşmemek çok özel bir şey ama ben bazı açılardan birçok açıdan 20'lerine kıyasla daha fazla savunmaya tehdit sunan bir oyuncuyu yani bunu özellikle 30'ların ortasında görüyoruz ve o yüzden de iyi bir şarap gibi yıllandığını söylüyorum ee, onu bence en çok tehditler kılan konu şu her açıdan hücum edebiliyor bu belki biraz gizlenen bir şey neden gizlenen bir şey çünkü hepimiz biliyoruz ki parkede belli noktalar var oraları gidip kendi noktalarına gidip oradan atış atmayı seviyor doğru ama o, bütün parkeyi gezebiliyor. Aslında topu sektirmeye başladığımızda o meşhur, meşhur üçlü tehdidi kaybederiz ya. Üçü, yani başlangıç olarak en azından. O topu sürerken, topu sürdüğü esnada bile bunu koruyor. Çünkü her açıdan gidebilecek şekilde oynuyor. Yavaş ve dikine şekilde gidebilen ve bu bu sebeple savunmacılara zorluk çıkaran fazla oyuncu göremeyiz. Genellikle e, iyi top süren savunmayı ekarte etmek de çok mahir kısalar e, belli açıları kovalarlar. Daha geniş açılar değil daha dar açılardan da penetre edebiliyor. E, o yüzden savunması çok zor. Yani Abi ben de... oyuncunun ağzının içine gir. Oyuncu seni öyle bir manipüle ediyor ki o bir saniyedir bir sariselik bölümü e, şey yapabiliyor. Hani kendine yaratabiliyor. E, ve şut mekaniği de öylesine zor şutları öylesine dengeli atmaya yıllardır alışmış ve çalışmış bir oyuncu ki sadece yapabileceğiniz tek şey dua etmek oluyor. Girmesin bu şut diye. Yani girmeyince de kötü gözüküyor. Doğru. Oyun stili olarak ama bu yani. Ama defalarca kendini kanıtlamış bir oyuncu. Daha da fazla ötesine de gerek yok bir şey demeye. Açıları bu şekilde kullanan fazla oyuncu yok. Yani yok. Evet geriye giderek de hücum eden, geriye doğru çekilerek şut atan bir sürü oyuncu var. Ama onlar da bazı açıları kovalıyorlar. Bu oyuncuların birçoğu Erik McCollum'dan daha da iyi oyuncular. Ama bütün açılardan hücum edebilmek pek rastlanan bir şey bile. Belki kardeşinde var zaten bu mevzu. Peki ya konuşacak çok şey var aslında yani seride. Ee, bilmiyorum daha neler eklemek isterse. ...Egma komisyonmasından girdik. Çünkü birinci maçta bambaşka bir olay var. Üçüncü maçta bambaşka bir olay var. Serinin e, birçok kısmında böyle. Mütte ikinci maçta döndü. Kenardan geldi fazla oynadı. Pek katkı veremedi. Bence hareket etmekte de savunmada da e, çok rahat hareket edemediği belli oluyordu. Ama üçüncü maçta çok daha iyi performans gösterdi. Hmm. Karşıyaka iç sahayı üçüncü maçta yani maça girişi, karşı yakın maça girişinden belki bahsedebiliriz. Tufan gibi girdiler. Galatasaray'da ilk 5'te değişiklik oldu çünkü Erik McCollum savunmasında da değişiklik olduğu için daha hücumcu bir 5'te çıktı Galatasaray çünkü İsmet Akbunlar, Burhan Tuncer değişikliği oldu aynı zamanda. Ama daha hücumcu 5'te çıkmasına rağmen e, birinci... O gereksiz paniği ben anlayamadım abi ya. Hani 16-0 başladı yanılmıyorsam maç. Evet, tam onu söyleyecektim. Yani 4-12 kala kadar Galatasaray'ın sayısı yoktu. 4-12 ya da 4-10'da da Clement Prepel için çok zor bir şut sokması var. Yani aslında avantaj yaratılmış değil hücumda. Aynen. Hı. Ya karşı yakınlı, disiplinli bir ikili oyun olması var bu arada. Abi var da 6,5 dakika boyunca da yani pardon 5,5 dakika boyunca da bir çözüm üretememek ve yani çözüm üretememekten ziyade işte burada bence dediğim yere geliyoruz abi. Bir lider probleminden geliyoruz. Evet dediği boss ilk maçı e, iyi oynamış olabilir. ikinci ve üçüncü maçlarda yani olması gereken liderin e, lideri lider olamadı. Ve bu anlamda seri kapatma maçında 16-0'la başlamanın geride başlama kabul edilebilir bir durum değil. Bu paniğin nedeni de anlaşılabilir değil. İşte anlaşılabilir ya yani. biz ne işte bu liderle alakalı abi bence. Burada sakinleştirebilecek ee, içi liderinin eksikliğini aradı. Kasarı hemen çözmesi gereken şey gelecek seneye dair. Bir numaralı konu o. Net. Şey diye mi düşünüyorsun? Şimdi Hücumcu beşler. Kısa tercihinde biraz bu şekilde yorumlamaya çalıştım ya. Hani bir guard bolluğu var ve artık şu an kadro yapılanması o guardların hücumcu olduğu. İşte o yüzden Corey Walden mesela ön plana çıkmadı. Eric McCollum savunması için bile düşünülmedi aslında. E, tamamıyla hücumcu guard profiline dönüş. O hücumcu guardlardan da verim geliyor. Yani D-Bost e, normal sezondaki çoğu formuna göre daha iyi bir seri oynadı. Hı hı. E, ama işte eksik kaldığı anlar var. Tabii ki yani Eric McCollum'la karşılaştırıldığında çok daha sürekli baskı ve sürekli istikrar arıyorsunuz. Klemen e, Prepelic hücum sıkıştığında e, katkıları var. Burak Antuncer hücumu organize etmekte bu iki isimden daha iyiydi bence. E, katkıları da aldılar. Forvetler'den Göksel'in Köksal ve Akvesi Yabuğa'nın kattığı enerjiler var. E, ama Karşıyaka gibi. Ama bütüncül anlamda bence yetmiyor abi o. Oğur. Niye? Çünkü şey ya tam da onu soracaktım. Isimler... Yani. Evet. Burada isimlerden... çıkan bir isim ya da iki isim. Karşı yakın ikinci mesela deplasman maçında. Erik McCollum'a zaten güvenebiliyorsunuz. Callum Martin'i deplasmanda ikinci isim olarak bulduğunda bu iki hücum aksı ve motoru üzerinden ilerleyip maçı götüren ve bir şekilde... Ve üç, aynen. Üçüncü çeyrekte de Kenan Sipahi diyebiliriz burada. Şimdi saydığın isimlere bakacak olursak. Abi e, en son DiBoss e, d liderliği ne zaman yaptı? E, bir Değil iki sene önce hatta iki buçuk sene önce herhalde şeyde playoff serisinde Efes'e karşı ve ilk tur serisinde kime karşı oynamışlardı? Tofaş'a karşı mı oynamışlardı? Tam emin olamadım. Yarı finali Efes'e karşı oynamışlardı. O zaman yaptı ama o zaman yaptığında yanındaki isim Mella Trimble'dı. Mella Trimble şu anki Clement Prepel için olduğu durumdan çok daha iyi bir vaziyetteydi. Klemen Preperic bu liderliği yapabilir mi? Abi Klemen Preperic Valencia döneminde de bir lider değildi. Gasara geldiğinde ilk bölümde onu gösteriyormuş gibi oldu. Ancak durum bence burada aynı McCormack'ta olduğu gibiydi. Kısa rotasında zaten büyük problem vardı. John Ahrada bu o, o, o şekilde sizi, sizin takımınızı sürükleyecek bir oyuncu değildi. Burahan Tuncer Burahan Tuncer 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. 31 yaşına kadar işte ikinci ligdeki ya da Eskişehir basket haricinde son Efes döneminde hani bir takımın son 6 senede bir takımın liderliğini yapmış bir oyuncu mu? Hayır. Bu da değil. İsmet Akpınar yine aynı o şekilde değil. Buraya daha net bir isim gerekiyor bence. O sebepten dolayı hani Galatasaray anları iyi oynamadı mı? Bazı anları kesinlikle iyi oynadı. Seni iyi oynadılar yani, yani. Aynen. aynen, iyi oynadılar ama abi, bu, burada yetmiyor. Burada tercih hataları, burada şut hataları ee, bu tip serilerde hani hep derler ya işte detaylar küçük detaylar fark yaratıyor vesaire diye ben öyle abi küçük detaylar fark yaratıyor yani sizin atmanız gereken bir şutu atmamadığınızda ya da atmamanız gereken bir şutu attığınızda karşı taraf buna daha yani daha doğru bir şekilde tepki verebiliyorsa daha doğru bir şekilde reaksiyon verebiliyorsa siz maçın sonunda onun diyetini ödüyorsunuz. Peki serinin esas kilidini burası olarak görüyorsun. O yüzden evet. e, ince netleştirmek için burada son bir soru sorayım. O da aslında bunun e, nicelik farkı mı nitelik farkı mı olduğu üzerine. Yani e, Galatasaray'da daha fazla isim var. Bu isimlerin bazı defoları var. Yani Prepel için Hı -hı. verdiği katkılar var ama eksik kaldığı yerler var. Dibos'un eksik kaldığı yerler var. Burhan Tuncay'ın eksik kaldığı yerler var. Hı -hı. Vesaire. E, burada nicelik farkı olduğunda yani daha hiyerarşik bir yapı... ...bir kişinin daha önde olması işte ikinci kişinin başka bir rolü olması gibi mi? Yoksa daha nitelik farkı bu kadar kalabalık guard rotasyonu ve hücumcu profilli bir kadro yapısıyla da e, bu sağlanabilir. Ama o zaman bu isimlerin defosu olmaması yani bir nitelik farkı eksikliği olduğunu mu bunun üzerine Galatasaray'ın e, gelecek sezonda yoğunlaşması gerektiğini mi söylüyorsun? O kadroyu kurmak senin ikinci dediğin kadroyu kurmak çok pahalı. Ve aynı zamanda çok daha zor. Defoları olmayan bir oyuncu zaten hani... E, ben ne demek istediğini anlıyorum senin. Tabii ki de hani e, şeyde belki izleyiciler için zaten öyle bir oyuncu yok. Dünya üzerinde herhangi bir ligde herhangi bir profesyonel spor dalında yok. Ee, sen daha minimuma indirgenmiş halini O paralı abi. O çok çok pahalı bir şey yani. Umum. O zaman ilkiniz. Ilki. i̇lki abi ilki. Olabildiğince hiyerarşik yani biraz daha daraltmak karşı... biraz daha tıraşlamak biraz daha e, hiyerarşinin belli olduğu, rollerin belli olduğu. İşte Karşıyak o yüzden kazandı abi. Çok net yani bu. Ha bu Efes serisinde yetecek mi? yetmeye yetmeyebilir. Çünkü orada da Efes'te de bir hiyerarşik yapı var ve Efes'te de bir kalite farkı var sonuçta. Karşıyaka ile aralarında ciddi bir rotasyon farkı olacak. Efes 7-8 yabancısını kullanabilecek. Tabii ki maç içerisinde 5 tanesini kullanabilecek ama seri boyunca 5 maçlık bir seri boyunca dinlendirebilecek oyuncularını. Yerli oyuncularından daha fazla yani şeyde Galatasaray'da olduğu gibi daha kaliteli en azından Ercan'ın rolünün daha belli olduğu Erkan'ın rolünün daha belli olduğu bir denklemde oynayacaklar. Galatasaray'da bence bu yoktu abi. Ee, normal sezon önemini gösteren bir şekilde bence sağ avantajının da vurgulamak gerekiyor. Evet deplasmanlarda galibiyetler var ama o üçüncü maçtaki e, açılıştaki tabloyu düşündüğümüzde bence şunun çok bir önemi var. yakın iç sağ zaten iç sağ ve deplasmandaki performans farkına ve bunun oluşturduğu dikotomiden bu sezon biz bahsettik. Ama iç sağdaki en büyük avantajının e, bazı parçaların iç sağda daha farklı oynamasına yönelik katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani e, çok basit bir şekilde Thomas Hak yazılının üçüncü maç performansı bence buna müthiş bir örnek bence. Bu da serideki e, esirgenmemesi gereken faktörlerden bir tanesi muhakkak. E, tam onu soracaktım. Ben sormadan söyledin. söyledim. Yani aslında karşıya modelini ve ben aynı zamanda bir açıdan da Efes, yakın dönem Efes modelini e, kadro hiyerarşisi açısından öneriyorsun Galatasaray'a başarı için. E, Yakup Sekiz Hükün de bu yakın dönemdeki Efes'teki rolünü düşündüğümüzde bunu tercih edebileceğini düşünüyor musun bu sezonki kadro yapısı yerine? Evet bence öyle olacaktır. Bir de şimdi dar Şafka dönemine de bakacak olursak lider belliydi takımda Kyle Olman değil mi? Yanındaki isimler daha çok yardımcı parçaydı. David McCormick olsun Yanis Dima dahil Todd Peters rolü belliydi dışarıya açılan oyunu açabilen bir dört numaraydı. Ee, Muhammed Abdurrahman e, o şekilde değildi belki e, takımın içine daha tam adapte olma konusunda problemler yaşıyordu Mason Jones zaten kendi kendini imha etti ama orada bir takım lideri belliydi ee, kenardan gelen oyuncuların da rolleri belliydi. Muhsin'in rolü daha netti mesela. Ee, evet Muhsin kalitesini, yeterliliğini falan tartışabiliriz burada ama hani onlar ondan beklenenler ölçüsünde e ne ne vereceği, sizin ondan ne alacağınız belliydi. Yine Can Korkmaz burada bu şekilde hani takımı bağlayıcı bir roldeydi. Belki oyun olarak olmasa da sakatlığı sebebiyle zaten bu sene çok maç kaçırdı. Ama orada liderliği bir isme verilmişti ve bu isim önderliğinde de Dar Şafaka o takım belki bozulmamış olsa Kyle Olman Beşiktaş environment'ına değil de Dar Şafaka'daki oyun sisteminde ki rolünde kalmış olsa belki Dar Şafaka biz bu sene üçüncü bitiren normal sezonu üçüncü bitiren bir takım olarak görecektik. Bence daha e, Yakup Hoca da o şekilde olacaktır ama tabii e, o şekilde düşünecektir ama ya yani şimdi 4 artı 3 sistemi geldikten sonra nasıl bir e, planlamalar olacak onu yani yakın zaman içinde göreceğiz. Peki Galatasaray'ın sezonu tamamlandığı için biraz bu konuya değinmiş olduk. Tabii ki karşıyaka e, Efes'le yarı final oynayacak. Yani seride senin dediğin gibi yani maç maç gidersek çok e, uzun konuşurduk Aynen. E, pek çok şeye değindiğimizi düşünüyorum biraz karışık karışık olabilir ama e, esas belirleyici faktörlere değinmeye çalıştık e, bilmiyorum Hı. son olarak seride atladığımız e, hem oradan hem buradan bahsettik atladığımızı düşündüğün ekleyeceğim bir şey var mı seriye <laughs> daha yok İyi e, o zaman e, çeyrek finalleri böylece kapatmış olalım Yarı finalleri de yarı finaller oynandıktan oynandıkça e, bir sonraki programı yapacağız. 25. bölümle karşınızda olacağız. E, Anadolu, yani sez, normal sezonun çoğunluğunda tabii karşı yakının örneğin Kerry Junior sonrası e, farklı bir yapısı var ama normal sezonda e, baskın olan dört takım, ev sahibi avantajı olan dört takım yarı finale çıkmış oldu neticede. E, bu, iki, bu dört ekip arasındaki eşleşmeleri izleyeceğiz tabii ki EuroLeague 4'lü finalinde Fenerbahçe'nin e, kalması sebebiyle e, yarı finallerle çeyrek finallerin bitişi arasında da bir haftadan daha bile daha uzun bir süre var. E, yarı final maçları için de biraz bekleyeceğiz. Devamında e, yarı final serilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Weeksite'da e, bu 24. Bölümü de böyle kapatmış olalım. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, ağzına sağlık. E, senin de ağzına sağlık. O zaman e, ilerleyen bölümlerde 25. Bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.